Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Kanal 7 ekranlarında ben Semra Güzel Hayatı Paylaşmak programında bugün çok önemli konuklarım var. Şunun garantisini veriyorum. Bizlerle böyle ekran başında duracaksınız ve ekran başından ayrılamayacaksınız. O yüzden vakit kaybetmeden değerli konuklarımızı alalım ve sohbetimize başlayalım. Bağırsaklara neden ikinci beyin deniyor? Sindirim sistemimiz bize ne anlatmak istiyor? Merak edilen bu soruların cevaplarını beyin, sinir ve omurilik cerrahı Profesör Doktor Orhan Şen verecek az sonra. Birbirinden sağlıklı tariflere hazır olun. İstenmeyen kiloların çözümünü diyetisyen Ersin Özdemir anlatacak az sonra. Efendim programımıza şimdi başlayacağız. Gördüğünüz gibi e, konuğumuz çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Orhan Şen bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Adana'dan geldiniz bugün. Hoş buldum. Evet Adana'dan geldim. Sizler için, Kanal 7 izleyicileri için yine Hayatı Paylaşmak programında güncel konularla ilgili bildiğimi naçizane anlatmaya çalışacağım. Evet Şimdi şöyle bir şey tabii ki ben böyle sorularımıza baktım, konularımıza baktım. Acaba dedim beyin sinir omurilik cerrahisinin bağırsaklarla alakası nedir? Ee, bir böyle farklı bir anlamda bu bölüm o bölüme bakıyor mudur? Bunların hepsinin yanıtı sizde ama şundan da bahsetmek istiyorum. Aman değerli izleyiciler sağlığınıza dikkat edin. Şu aralar maalesef bir salgın mevzubuyuz hocam. O yüzden bu konu o yüzden de biraz böyle dikkatleri çekecektir diye düşünüyorum. Telefon numaralarımızı verelim ve size pası atacağım hocam. Efendim 212 702 24 14 0554 494 90 39'da WhatsApp hattımızdan bizlere yazabilir, ulaşabilirsiniz. Evet hocam. Siz pası attınız, ben de 90'dan çaktım ve gol oldu. <laughs> İnşallah. Golümüz buyurun. ne? O kadar güzel sordunuz ki Kanal 7 izleyicileri bu telefon numarasından sizlere dönüş yapıyorlar, evet. soruyorlar. Sizin de bana sor soru geliyor. Evet. Dolayısıyla Gerçekten beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanının bağırsaklarla ne ilgisi var? Bu program niye yapıldı? Bütüncül yaklaştığımız için var. Hı hı. Çünkü oldukça branşlaştık. Branşlaştıkça branşlaştık ve artık sadece ve sadece bizim branşımızla ilgili sorun neyse o noktaya odaklanıyoruz. Arabanın yani bir şekilde çocuk yaştan itibaren markasını çocuklara öğrettiğimiz arabayı herkes biliyor. Hı hı. Arabanın eğer benzini yoksa gitmez. Arabanın benzini var, aküsü yoksa gitmez. Arabanın benzini var, aküsü var, yağı yoksa gitmez. Dolayısıyla bunu biz uzatabiliriz. Arabanın gitmesi için bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Dolayısıyla insan vücudunun da ahenkli çalışabilmesi için hepsinin bir arada olması gerekiyor. Branşlaştığımız zaman biz tek bir noktaya odaklanırsak çözüm üretemeyebiliriz. Beyin sinir ve omurilik cerrahisi bağırsakla ilgili kısımda nerede? Nasıl bir bağlantı var? Beyin ve bağırsak ikisi de vücudumuzda bağımsız çalışan yegane organlar. Bağırsakların da kendine özgün ayrı bir sinir sistemi var. Enterik sinir sistemi olarak adlandırılır. Beyinle doğrudan nervus vagus aracılığıyla parasempatik sempatik sinir sistemi adını verdiğimiz teknik konulara girmeyeceğim. Sistemle olduğu gibi bağırsağın hareketleri bizim beynimizi besleyecek veya beynimizi zehirleyecek mekanizmayı çalıştırıyor. Sadece beyni çalıştıracak, beyni destekleyecek ya da beyni zehirleyecek mekanizma mı? Hayır. Aynı zamanda birçok bel ağrısı, omuz ağrısı, fibromiyalji adını verdiğimiz ağrılardan da yine bağırsaklardaki çalışma sistemi sorumlu. Bağırsaklardaki enterik sinir sistemi adını verdiğimiz bu yapı kendine özgün bir şekilde bağırsağın ya çalışmasını arttırır ya çalışmasını yavaşlatır. Emilimini ona göre ayarlar. Ayrıca içinde mikrobiyat adını verdiğimiz vücudumuza iyi gelecek olan bakteri, virüs, mantar ve buna benzer mikroorganizmalardan iyi olanların var olduğu bir bağırsak sistemi. Genelde biz bunu ne olarak biliriz? Bunların toplandığı asıl yer, savunma mekanizmasının asıl yeri appendiks olarak adlandırdığımız nokta, kör nokta. Burada mikrobiya adını verdiğimiz vücudumuzu korumaya yarayan iyi mikroorganizmalar var. Biz eğer bir şekilde stresle, bir şekilde yediğimiz içtiğimiz şeylerle, aldığımız ilaçlarla veya bir takım hastalıklarla buradaki mikrobiyatların yapısını bozarsak bunlar bağırsaklardaki emilimi bozuyor. Bağırsak duvarını bozuyor. Bağırsak duvarındaki bozulmayla beraber orada bir inflamasyon, bir yangı gelişiyor. Bu yangı geliştiğinde biz bunu dışarıdan nasıl görürüz? Sınav döneminde eğer siz bir sınav hazırlamışsanız kendiniz de görebilirsiniz. Stresli bir bünyeye sahipseniz veya çocuklar hazırlanıyorsa Çocukların kollarında, vücutlarında yaralar çıkar. Evet. Kimisi kurdeşen, kimisi evet, şu, kimisi derler. bu der. Ne kurdun eştiği bir şey, ne de başka bir şey. Bu bağırsaklarda o inflamasyonla beraber histamin salınımı artar. Histamin salınımının artmasıyla beraber vücudumuzda da bu kendini bu tür cilt reaksiyonları olarak gösterir. Hocam bazen bazı ilaçları kullandığımız zaman da reaksiyon verdiğinde Evet. Vücudumuzda böyle şeyler çıkmıyor mu? O Çıkıyor, ilaç alerjisi olarak ayrı bir reaksiyon. Ayrıca stresin Stres tetiklediği, bağırsaktaki inflamasyon sonucu, mikrobiyatların normal yapısının bozulması sonucu, o inflamasyona bağlı olarak histamin. Hı -hı. Hocam, bağırsakta olay, vücutta kaşıntı. Histamin nasıl etkiliyor? kan dolaşımına, sistemik dolaşıma geçerek etkisini gösteriyor. Dolayısıyla ben diyemem bu sadece cildiyenin konusu, bu sadece gastroenterolojinin konusu. Siz bu tür bir hastaya cildiyeciye götürün, istediği kadar krem versin, ilaç versin. Bağırsaktaki o inflamasyonu çözemediğiniz müddetçe çözüm bulamazsınız. İçsel bir şey çünkü. Değil Kesinlikle. Mi? İçten dışa yansıyor. Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla burada bunu örnek verdim çünkü herkesin yaşadığı bir örnek. Bunun aynısını beyinle bağırsak arasındaki ilişki olarak B12 vitamininin emilim bozulur. Bağırsak duvarınızda bu inflamasyon sonucu emilim bozulursa B12 vitamin emilim bozulur. O da niye yol açar? Kognitif bozukluk adını verdiğimiz bilişsel, düşünsel anlamda bozuluklara yol açar, unutkanlığa yol açar. Yani unutkanlığım var diyenlerin birçoğunun altta yatan nedenlerine bakın lütfen. B12 vitamin düzeyi düşüktür. Neden düşük? Yanlış beslenme. Yanlış beslenme neyi tetikliyor? Bağırsaktaki inflamasyonu tetikliyor. Şey Peki oldu. beyinle bağırsak arasındaki ilişki ne? İşte bu. İkinci beyin misali. İkinci beynimiz. O yüzden de son 5-10 yıldır bağırsaklarımız için ikinci beyin kavramı kullanılmakta. Kullanma nedeni de bundan kaynaklanmakta. Bu sadece bir örnek. Bunun dışında biz burada oluşan inflamasyon sonucu, inflamasyon sonucu yine beyinde örnek veriyorum. Kalsiyumun emilimi bozulur. Kalsiyumun emilimi bozulmayla beraber orada plaklar oluşur. O plakların kendisi de bu nöral yapılar arasındaki bağlantıyı bozuyor. Bağlantıyı bozduğu zaman yine bu hastanın kendisinde bir takım düşünsel anlamda eksiklerin ortaya çıktığını görürsünüz. Bunların hepsi bağırsaktaki inflamasyonun sonucu ortaya çıkmakta. Dolayısıyla oradaki enterik sistem, enterik sinir sistemi adını verdiğimiz yapı vagus sinir harcı etkisini gösteriyor. Bu etkiyi gösterirken baş parmağınızı alıp şu şekilde gözünüzün çukurunu oraya bastırdığınızda bir yandan nabızınız düşer, bir yandan da rahatladığınızı hissedersiniz. Bunların hepsi bahsettiğimiz sinir sistemi arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Aradaki bağlantı bu. Bunun dışında serotonin kendisi var. Serotonin salınımını mesela aktifleştirir ya da bununla ilgili şey bozulmayı sağlar. Düzensiz olduğu zaman huzursuzsunuz. Evet. Varsaklarınızla ilgili problem yaşadığınızda siz birebir olarak huzursuz bir şekilde. E, mutsuz bir şekilde yaşarsınız. Bir kere Enerji düşüyor, ister istemez keyif olmuyor. İşte bunların hepsinin nedeni var. oradaki inflamasyon. Serotonin üretimini etkiliyor Hı -hı. çünkü. Bunun dışında baktığımız zaman ülseratif kolit kron hastalığı. Şimdi gastroenteroloji uzmanı meslektaşım ülseratif kolit krona bakıyor. Romatoloji uzmanı meslektaşım sedef hastalığına bakıyor. Halbuki bunların cilt lezyonları olduğu zaman cilt cildiye uzmanı da bunlara bakıyor. Hı -hı. Ben de profesör doktor Orhan Şan olarak beyin sinir omurilik uzmanı olarak diyorum ki ben de bunlardaki bel ağrısına bakıyorum. Omuz ağrısına bakıyorum. Hasta geliyor. Çok küçük bir bel fıtığı var. Çok küçük bir boyun fıtığı var. Ve sadece bele lokalize ödem var. Bakıyorsunuz dokundurtmuyor. O bölgelerde ağrı var. İşte bu da yine bağırsaklarımızdaki inflamasyon sonucu oluşan ödemin verdiği ağrı. Biz dolayısıyla o ödemi eğer bağırsaklardaki sorunu çözebilirsek ödemi çözebiliriz. Ödemi çözebilirsek ağrıyı alabiliriz. Bunun içinde. de Hastanın tedavisini yaparken bütüncül yaklaşmak gerekiyor diye sizin programınızda izleyicilerimize anlatıyorum, anlatıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Biz Çünkü de bütüncül yaklaşırsak dinliyoruz, dinliyoruz. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Eğer bütüncül yaklaşırsak sorunları çözebiliriz. Evet. Hocam çok enteresan. Değerli izleyenler duyuyoruz hep beraber dinliyoruz keyifle yani illa işte bizim işte beynimizde işte Allah muhafaza bir sıkıntı oluştuğu zaman değil vücudumuzdaki en önemli organlardan bir tanesi. ikinci beynimizde yani bu sorun olduğu zaman da sizlerin alanındaki ağrıları neden olduğunu Kesinlikle. öğrenmiş olduk. Yani aslında siz de dediğiniz gibi teşhis koymadan önce genel bir değerlendirme yapılmalı değil Kesinlikle. mi hocam? Şey aklıma geldi hocam siz de bahsettiniz ama sinirlendiği zaman insan hemen böyle mide midesine ağrılar giriyor, işte sinirlendim o yüzden e, midemde ağrılar e, sonuçlandı deniyor. E, bu sıkıntıların daha az olması için siz biraz da tabi izleyicilerle de paylaşmak istiyorum. Bu hocamız aynı zamanda alternatif tıpta yani vitaminlerde inanılmaz bilgili ve sizin de kendi ürünleriniz var. İnsanlara tavsiye ediyorsunuz. Bu sıkıntıları, stresi azaltmak için doğal e, bitkilerden neler kullanmalılar hocam takviye olarak? Şimdi burada yemek yedik, sinirlendik, midemize oturdu, hı hı. kıvranıyoruz. Buradan başlayalım. Olur hocam. Birinci sorunun cevabını aslında siz şimdi verdiniz. İkinci beyni tekrar doğrulattınız. Hı. Bir anda o sinir stresle beraber bağırsak kendisi hemen sistem olarak yavaşlıyor. Neden yavaşlıyor? sinirlendiğiniz anda düşünsel anlamda kafanıza bin tane şey geliyor. O anda şunu mu yapsam bunu mu yapsam acaba şu mu bu mu diye hızlı hızlı bir takım şeyler oluyor. Öfke kontrolü araya giriyor. Öfke kontrol edemediğiniz an devreye giriyor. Bunun sonuçları aklınıza geliyor. Bir duruyorsunuz bir hızlanıyorsunuz. Ağlıyorsunuz duruyorsunuz. Bunların hepsi beyinle ilgili fonksiyonların yoğunluğunu gösterir. Dolayısıyla vücutta şöyle bir mekanizma var. Hangisi çok çalışıyorsa kan o an oraya gider. Dolayısıyla o saatte yediğinizi hazmetmek adına mide çalışırken, bağırsaklar çalışırken bir anda o kanı beyine doğru hücum ettirmeye çalışırlar. Ve sistem yavaşlar. İkinci beyin olan bağırsaklarımız sistem yavaşlar. Sistem yavaşladığı anda da yediğim içtiğim mideme oturdu derseniz çünkü peristaltizm yok. Çünkü yeteri kadar mide asiti yok. Onu öğütemiyor. Bu da karşılıklı birbiri olan etkileşime güzel bir örnek. Teşekkür ediyorum size. ...bunlara biz ne önerebiliriz... ...neler alabilirler... ...burada uyku gerçekten... ...çok çok önemli... ...bir başka programda eğer arzu ederseniz uyku değinebiliriz... Lutlaka ...uyku çok canım. önemli... ...melatonin salınımı... ...şart... ...melatonin salınımı içinde... ...uykuya dalma adına... ...melatonin saldıracak şey nedir... ...stresin kendisini en aza indirmek... Azazmak. ...stres en aza indiği zaman... ...kortisol hormonu düşük seviyeye indiği zaman ve serotonin miktarına bağlı olarak da melatonin miktarı artıyor. Arttığı zaman da bu sizin dinginliğinizi, sakinliğinizi ve uykunuzu veriyor. Melatoninin salınmasını etkileyen arttıranlardan bir tanesi de magnezyum. Evet. Takviye bunu, olarak magnezyum da alınabilir. Tabi magnezyum da alınabilir. Magnezyum alındığı zaman hem magnezyumun kendisinin sinir sistemi üzerindeki rahatlatıcı etkisi hem de magnezyumun kendisinin melatonin salınımını arttırıcı etkisiyle beraber siz rahat bir gevşeme modu dediğimiz moda girdiğinizde bağırsaklar o stresten kurtulmuş oluyor. O stresten o döngüden kurtulduğu anda da rahatlamış oluyor. Dolayısıyla bu döngüyü sağlayabiliriz. Zerdeçal, zencefil. bağırsakla ilgili peristaltizmi, barsakla ilgili o yangı dediğimiz inflamasyonu çözmek adına mükemmel şeyler. O yüzden zerdeçal, zencefili de mutlaka magnezyumla beraber öneriyoruz. Bunları kullanın diyoruz. Stres yönetimini mutlaka iyi değerlendirin diyoruz. En önemli şey mide asidini dengeli tutmak gerekiyor. Bunun için de kantron yağı yine mide asidini dengede tutmaya yarar ve olabildiğince ilaçlarınızı ya yemek arasında ya da yemekten yarım saat sonra kadar almaya özen gösterin. Mide asidi genel olarak 3, 3.5 gibi değerlerdedir bu değerler midemize aldığımız öğünlerin öğütülmesine yarıyor. Hı hı. Biz aldığımız ilaçlarla eğer mide asistini bozarsak sindirim sistemimizin başından itibaren sindiremeyeceğimiz ürünler orada inflamasyon yol açar. Bu da yine aynı şekilde bağırsak, beyin ve vücuttaki tüm sistemi bozmaya yarar. Hocam Peki mide koruyucu ilaçlarla Alzheimer oluşumu arasında bir bağlantı olduğu ya da iddiaları var e, gündemde. E, bu nasıl etkiliyor mekanizmayı ve böyle bir bağlantı var mı aslında gerçekten? En karışık, en zor evet. sorulardan bir tanesi. Yani mide böyle koruyucu bir, ve Alzheimer. Böyle yazılar var, <laughs> böyle söylemler var ama henüz tam olarak ispatlanmış değil. değil. Gözlem aşamasında devam ediyor. Mekanizması ne? Mide ilaçlarının kendisi özellikle proton pompa inhibitor adını verdiğimiz ilaçlar mide asidini etkileyerek B12 emilimini azaltıyor. B12 hmm. emilimi bağlı olarak da unutkanlık artıyor. Bu unutkanlığın kendisinin ayrımında acaba Alzheimer mı? Yaza, ya da beraberinde hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlık var da vasküler demansa bağlı bir unutkanlık mı? Alzheimer unutkanlığı mı? Burada nöroloji uzmanı düşen şey bu ayrımı iyi yapmak. Ama tetikliyor Çünkü tetikliyor demek ki tetikliyor. hocam. Yani orada bir etkileşim var. Beraberinde kalsiyum emilimini, proton inhibitörleri kalsiyum emilimini de etkiliyor midasi sayesinde. Bunlar da beyinde bir takım dejenerasyona, bir takım inflamasyona yol açarak sinirler arasındaki iletimi bozuyor, bağlantıyı bozuyor. Biz bunu beyin ameliyatlarında görürüz. Özellikle beynin orta <laughs> kısmında kolloid kist adını verdiğimiz kistlerde ve o bölgedeki tümörlerde biz orta kısımdan girdiğimiz zaman yaptığımız işlemden sonra hastalarda kognitif bozukluklar, bilişsel bozukluklar, unutkanlıklar hat safhada zamanla düzeliyor. Aynı şekilde biz nasıl oraya cerrahi bir işlemle girip bağlantıyı koparıyorsak bu şekilde oluşan emilim bozuklukları proton pompa inhibitörlerinin mide asidini düşürmesi sonucu oradaki emilimin bozulması kalsiyum metabolizmasını etkileyerek vitamin B12 emilimini bozarak hı hı. ve beyinde dejenerasyonlara yol açarak Alzheimer'a yol açabilir deniliyor. Ne yapalım o zaman kullanmayalım mı? Soru bu gelecek arkasından. Nasıl yapalım ee, eğer gerçekten hekim tarafından tanısı konmuş mide rahatsızlığınız varsa hekim tarafından evet bu ilacı mutlaka kullanmanız gerekiyor deniliyorsa tıpkı bizim hastayı ameliyata aldığımız zaman ameliyat olursan başarı oranı bu, karı bu. Ameliyat olmazsan sonun bu. Gibinin Burada kar varsa... zarar oranına bakılır Hı -hı. ve hasta hakkında hangisi ağır basıyorsa ona göre karar verilir. Burada da bir mide bağırsak problemi varsa ve bu ilacı kullanması gerekiyorsa doktor kontrolünde kullanacak. Ama hiçbir mide bağırsak problemi yok. En ufak bir mide yanması, en ufak problemde ki testleri yaptırmış her şey tertemiz görünüyor. Bu kişinin de ya ben ilaç alıyorum yanına da alayım deme lüksü yok. Çünkü... Aldığınız ilaçlar, aldığınız sağlıksız besinler, stres sizin midenizin asitini bozuyor. Asitin bozulması sonucu da nörodejeneratif hastalıktan ortaya çıkabiliyor. Çıkıyor. Yani uzmanların tavsiye ettiği e, düzeyde benim minicik midem yanıyor. Ay yemekten sonra rahatsız oluyorum değil efendim. Evet. Buna gerek varsa diyor hocam ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatayım. Lütfen. Çünkü dediğim gibi belki izleyenler takviye gıdalarla ilgili bilgi almak isterler. Sizden hani herkes ilaç kullanmak istemiyor ama vitamine çok e, alışık bir dönemdeyiz ve gerçekten şifa bitkide o yüzden ben telefon numaralarımızı veriyorum Lütfen. ki hocamıza sormak istediklerinizi bu numaralardan e, ulaşıp sorabilirsiniz 0212 702 24 14 0 0554 494 90 39 efendim whatsapp hattımız yazdığınız sürece hocamıza mutlaka ileteceğiz ve dediğimiz gibi sadece beyin sinir ve omurilik cerrahisi değil efendim tüm vücudun şöyle genel anatomisine bakıp sizlere faydalı bir şekilde Takviye gıdalar açısından da yardımcı olacaktır diyorum. Evet hocam. Bahsettik ya midemizi nasıl koruyabiliriz? Sizin tavsiyeniz nasıl? Bununla nasıl mücadele edebiliriz peki? Sadece midemizi demeyelim. Sindirim sistemimizi, tamam. sindirim sistemimizi, sindirim sistemimizi, bağırsaklarımızı, midemizi nasıl koruyabiliriz? Evet. Sebeplerini eğer iyi anlayabilirsek korumasında rahat yapabiliriz. Sebepleri neler demiştik? Stres. Stres yönetimini iyi yapmamız gerekiyor stres yönetimini yaparken uyku problemimizi çözmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir kısır döngü. Stresliyseniz uyku problemi, uyku sorunları yaşıyorsunuz. Uyku sorunu eğer aşabilirseniz stresle mücadele edebilirsiniz. Kısır bir döngüye giriyor. Bu dönem içerisinde az önce söyledik Magnezyum. Evet magnezyumun önemini Magnezyum, bir kide Özellikle. Hocam bir de şöyle bir şey vardı doğru mu? Normalde yediğimiz gıdalardan magnezyumu alabiliyorduk. Ama artık maalesef gıdalarımızın da... işlenmiş gıdalar ağırlıkta olduğu için artık pişirimdeki alamıyoruz. hatalardan dolayı da yeteri kadar alamayabiliyoruz. Evinin de vücudumuzda doğru mu hocam? Vücudumuzda magnezyum azalması varsa maalesef vücut onu tekrar üretemiyormuş. Mutlaka dışarıdan takviye gerekiyor. Altında çizmek ve istiyorum. Burada magnezyumun etki mekanizması bir sinir sistemi üzerindeki rahatlatıcı etkisi, iki magnezyumun kendisinin melatonin salınımını arttırarak uykuya eğilimi sağlaması. Altını çiziyorum ve bir tane güzel e, yıldız daha koyuyorum depresyona da iyi geliyor efendim. Kesinlikle. Şahsen kullanıyorum. Kesinlikle, <laughs> mutlaka magnezyum. Magnezyumun yanında yine sizi rahatlatacak ilaç olarak. Eğer gerçekten tanısı konulmuş veya daha ağır bir şekilde psikiyatri ile ilgili problemler varsa psikiyatriste evet. görünün diyoruz. Ama hafif ölçekte alıngan bir yapı varsa o zaman magnezyumun yanında biz bunlara pasiflora otunu, melisa otunu, karabaş otunu, çoban çekerten otunu öneriyoruz. Evet. Bunlarla ilgili preparatları kullandıkları zaman hem doğal yoldan bitkisel hem de mineral olarak almış oluyorlar ve bu da onların Rahatlamasını sağlıyor, stres yönetiminde yardımcı oluyor. Yani bu bileşimlerin hepsi bir e, takviye gıdada buluşabiliyor buluşabilir. Buluşabilir de, <laughs> buluşabilir de, ayrı ayrı değerlendirilebilir de, ama mutlaka stres yönetiminde bunların bir arada olmasında fayda var. Süper. İkinci bir konu, az önce bahsettik, proton pompa inhibitörlerine kesinlikle mide asitlerini azaltacak, mide'nin asidini bozacak ilaçları ezbere almamak gerekiyor hekiminiz gastroenteroloji uzmanı veya bir başka hekim arkadaş midenizde bir problem var. Bunu mutlaka alman gerekir diyorsa o anlamda alın yoksa almayın çünkü misal, mide asidini bozduğunuz zaman o zaman bu sorunun altından kalkamıyoruz. Bahsettiğimiz orada mikrobiyatlar savaşa hazırlanıyor. Savaş hazırlanınca ortaya inflamasyon çıkıyor. Oyla mücadele, mücadele edeceğiz. etmek edeceğiz. gerekiyor. Evet. Onunla mücadelede de mutlaka ve mutlaka şekerli yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor. En büyük düşman şekerli yiyecekler. İkinci olarak yine bunlarla ilgili beslenmede lifli gıdalar almak gerekiyor. Hı hı. Üçüncü olarak bunlarla beraber mutlaka ve mutlaka omega 3 desteği almak gerekiyor. Bunlar da yine bağırsaklarla ilgili inflamasyonda gerçekten ciddi etki sağlıyor. Biz bunlarla ilgili yangılarda bazen de antibiyotik kullanıyoruz. Eğer gaitada Herhangi bir mikrop tespit edildiyse, gayta dediğimiz büyük abdestte doktor kontrolünde orada bir problem varsa evet antibiyotiği kullanın. Ama yoksa herkes önüne gelen bir şekilde antibiyotik almamalı. Aldığımız antibiyotik oradaki normal savaşçı mikrobiyatları bozarak bozarak kötü olanların açığa çıkmasını, hastalığı yalancı olanların ortaya çıkmasını sağlıyor. Hı hı. Bu da inflamasyonu, yangıyı arttırıyor inflamasyon yangı arttığı zaman program başında söylediğimiz bel ağrısı, omuz ağrısı, fibromiyaj tanısı konulan hastalıkların sayısındaki artış, oturup kalkarken belimde tutulma ağrısı, sabah kalkıyorum belim ağrıyor, vücudum şişiyor, yorgun, e, mutsuz, yorgun mutsuz. hissediyorum diyor, mutsuz kalkıyor ve sindirim problemi, hazımsızlık var. Evet. Üstüne de unutkanlık var. Aynen. İşte bu savaş bunlara yol açıyor. Bu söylediklerimizi eğer birebir yaparlarsa rahatlarlar. Mücadele efendim. Kesinlikle. <laughs> Uykunun önemini anlattık. Uyku içinde magnezyumun önemini ve takviye bilgisayarlarının öneminden bahsettik. <laughs> Bunun içinde aynı zamanda uyku, akşam duşunuzu alın. Üşenmeyin. Akşam yatmadan bir saat önce yatmanın bir ritüeli olsun. Hadi saat, saat geldi yatalım Anlatalım deyip yatağa girmek değil. Alışkanlıklarımızı değiştirme vakti o, efendim. Değiştirme vakti. Burada yatağa girmeden önce mutlaka bir loş ışıkta bir kitap okuma, herhangi bir şeyi izleme. Ah, ah Artı o elimizdeki telefonlar onları bırakmalıyız. Bakın engel bugün oluyor. bugün bir haber okudum. Hocam. Fransa'da çocuklara okulda cep telefonları yasaklandı. İnşallah yani ikimizde de olacak herkes gibi uyanıyor, herkes tedbirini alıyor. Biz Çünkü tehlikeli, tehlikeli, değil mi hocam? Uykuyu da bozuyor. Evet. Yani evet. Onu nasıl anlatabilirim? Bağımlıyız. Bazı ben bireyler şahsen, var. Ben özür diliyorum hocam. Hani takviye olsun diye söylüyorum. Bizler de bunun içerisindeyiz. Bizler de bu alışkanlığımızın gerçekten kötü yönde gittiğinin farkındayız. Ben artık şöyle yapıyorum. Belirli saatten sonra telefonu bırakıyorum. Evet çok önemlidir. Ben okuyunca dönerim diyorum. Artık böyle azaltmaya başladım. Buyurun hocam. Melatonin salınımı için telefonu sadece bırakmak yetmiyor. Akşam başucumuza koyuyoruz. Mesajlar bildirimlere açıksa her mesaj geldiğinde onun bir ışığı yanıyor. Evet. Bir baş ışık saçıyor karanlıkta başucumuzda. Tamam. <laughs> hatta ve hatta bazı bireyler var televizyon açık uyumaya çalışıyor. Yok. Nasıl böyle bir şey? Ben böyle alışıyorum diyor. Acaba? Hayatın hatasını yapıyor. Korkanlar yapıyor hocam. Bilemiyorum. Yani. Hayatın hatasını yapıyor. Televizyonun kendisi açıkken hem o ışığın spot yanıp sönmesi, reklam var, filmde, dizide, sahne ben çekimleri var. Ki. O spot ışıklar melatonin salınımını bozuyor, kalitesiz uyku alıyor. Evet. Kalitesiz uyku alan sabah gergin kalkıyor, mutsuz kalkıyor. Gergin kalkan, mutsuz kalkan bağırsak problemi, de problemleri yaşıyor. Ve bu da bize inflamasyon yangı olarak dönüyor. O yüzden bunlarda da yine melisa otu, pasiflora, karabaş otu, magnezyum, Bunlar mutlaka desteklenmeli, bunlar mutlaka verilmeli. Antioksidanlarla desteklenmeli. Antioksidanın önemi ne? Onlar da yine bu inflamasyonla mücadelede yardımcı oluyor ve vücudumuzun bağışıklık sistemini arttırmak gerekiyor. Hocam, Peki, antibiyotik almayacaksak yiyecek olarak ne önerirsiniz? Buyurun. En güzeli elma. Aa, ama sabah. Sabah başlayın. <laughs> gün içerisinde bir tane daha alabilirsiniz. Elma, erik, Bağırsaklar için en ideal meyveler. Çalıştırır. Peki Çalıştırır. hocam şey demiştik orada kaldık. Akşam rutinimizi değiştiriyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi e, böyle uykuya yakın tertemiz bir şekilde mis gibi duşumuzu alıyoruz. Evet. Sonra loş ışığımızı yapıyoruz. Yavaş yavaş loş ışığın loşluğunu arttırarak kitap Kitabımızı okuma. Kitabımızı Telefonları kitabı okuma, atıyoruz efendim. Telefonları atıyoruz. Televizyonun kendisini kapatıyoruz. Kitabı okuyoruz. Kitap okumaya başlarken magnezyum takviyesini artı. Gece mi hocam alıyoruz? Uyumadan, uyumadan bir önce? saat önce, tamam. yarım saat önce artı melisalı çayımız veya pasiflora veya bunların hepsinin içerdiği takviye gıdayı alıyoruz. Bununla beraber kitabı okurken mis gibi uykuya dalıyoruz. Mışıl, mışıl uyuyoruz. Güzel kaliteli uyku, görüyoruz. kaliteli bağırsak. <laughs> evet. Kaliteli bağırsak, kaliteli bir vücut, gülen bir yüz demektir. Evet ve berrak bir zihin demektir. Berrak değil mi bir hocam? zihin demektir. Kesinlikle hocam son olarak böyle izleyicilerimize sizin içinizden gelip benim sormadığım ve paylaşmak istediğiniz bir şey varsa onları alalım. Süremizin sonuna geliyoruz. Çok güzel bir sohbetti bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Hayatı paylaşmak programında sizinle Kanal 7 ekranlarında izleyicilerin karşısında onlarla gerçekten ayrı bir ilham, ayrı bir keyif ve ben de dilimin döndüğü oranda bildiklerimi paylaşıyorum. Çok gurur duyuyoruz. Bugün de teşekkür ediyorum. Bugün de siz konuya çok iyi giriş yaptınız. Kendi meslektaşlarım bana eleştiride bulunmadan siz hemen söylediniz. Beyin sinir omurilik cerrahisi uzmanının bağırsaktaki problemi ne ilgisi var ne işi var. Ben anlattım. Evet. Kanal 7 ekranlarındaki izleyicilere de bunları uygulamak düşüyor. Uygulamada yapmamız gereken tek şey var. Hekimliğin altın kuralı bütüncül yaklaşmaktır. Branşlaşma gerçekten zarar veriyor. Hem hekime hem bireye. Burada hekim bütüncül yaklaştığı zaman araba örneğinden yola çıktım. Çünkü maalesef çocuklara, hele erkek çocuklarına arabanın siz logosunu gösteriyorsunuz, markalarını sayıyorsunuz, herkes havalara uçuyor. Bir araba, bir futbol. <laughs> biz Bu ikisine örnek verdim, mi, algılanıyor biz hocam. Biz çocuklarımıza aslında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğretmeliyiz. Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmeliyiz. Onları işlenmiş gıdalardan uzak tutmalıyız. Onları evet ben demiyorum teknolojiden uzak kalsınlar. Saatini kullanma zamanını, kullanma şeklini iyi ayarlasınlar. Artı takviye gıdalardan gerçekten doğru yapılan, kaliteli yapılan, gerçekten bunlarla ilgili olarak sonuçları iyi alınmış olanları mutlaka vücudumuzun eksikleri vardır. Tıpkı arabamızın, tıpkı herhangi bir eşyanın dışarıdan takviye ihtiyacı olduğu gibi vücudumuza ihtiyacı olabilir. Doğru takviyeyi doğru yerden doğru şekilde alıp kullanmakta fayda var. Elmayı hayatınızdan eksik etmeyin uyku için bahsettiğim alışkanlıkları hadi gelin bugün milat yapalım. Uykumuzla ilgili kaliteli uykuyu almak adına bugün zihnimizdeki eski alışkanlıkları değiştirelim. Evet ne yapıyorduk efendim? Tekrar söylüyoruz. Telefonları bir yerlere bırakıyoruz bizden uzak. Televizyonu kapatıyoruz. Televizyonu kapatıyoruz. Mis gibi temizlik imandan gelir. Şöyle imanımızı tazeliyoruz. Duşumuzu alıyoruz. Ondan sonra okumamız gereken şeyler varsa onları okuyoruz. Takviye gıdalarımızı alıyoruz. Loş bir ışıkta alıyoruz. takviye gıdamızı ve alıyoruz. Güzel ve güzel rüyalar görüyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Çok Kesinlikle. teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatıp programımıza devam edelim hocam. Çok teşekkürler. 0212 702 20 414 0554 494 90 39 Hayatı paylaşmak programı devam ediyor. Değerli hocam Profesör Orhan Şene'de çok teşekkürler. Birbirinden sağlıklı tariflere hazır olun. İstenmeyen kiloların çözümünü diyetisyen Ersin Özdemir anlatacak. Az sonra Efendim Hayatı Paylaşmak programını güzel bir şekilde devam ediyoruz. Gerçekten faydalı bilgiler verecek ve böyle not almanız gereken bir konuğumuz var. Değerli Ersin Özdemir diyetisyen bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk kıymetli Semra Hanım. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim bomba gibiyim böyle güzel bilgilerimizi insanlarımıza anlatmaya geldim. Ee, Hayatı paylaşmak programına ve sizlere de kanal ya da ekranlarına da çok çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim enerjisi o kadar güzel ki bir de hazırlıklı gelen konuklara bayılıyorum. Evet. Yani bu ne demek biliyor musunuz değerli izleyenler sizlere özel tarifler var. Evet. O yüzden ekran başından kesinlikle ayrılmayın hemen telefon numaralarımızı veriyoruz ve konumuzda sohbetimize başlıyoruz. 0212 702 24 14 554 494 90 39 WhatsApp hattımız bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de değerli konuğumuza ileteceğiz ve masada gördüğüm böyle sağlıklı bir takım şeyler var. Hemen böyle limonu gördüğüm zaman kadınların ve erkeklerin aslında burada cinsiyet ayrımı yapmayalım. Yapmayalım. Göbeklerden şikayetçi olanlara şöyle bir duyurumuz olsun. Bu göbekler nasıl erir? Ne yapmalılar? Oradan başlayalım Tabii olur ki. mu? Tabii. ...tabii ki kıymetli Semra Tabii ki de göbek deyince limon bunların başında geliyor. Limonla alakalı bağlantılar da var. Limon hem çok iyi bir C vitamini kaynağı... ...hem aynı zamanda mallik asit içeriyor. Mallik asit de vücuttaki yağların yakılmasına destek oluyor. Aynı zamanda normal suya göre limonlu su mideyi daha geç terk ediyor. Peki daha geç terk ederse ne olur? Daha fazla doygunluk hissederiz. Bu anlamda da limonlu su çok çok başarılı. Özellikle geceden sabaha doğru fark etmişsinizdir... ...idrarlarımız daha renk daha ...daha koyu daha evet. sarı gelir. Bir gece biriken toksinlerden dolayı işte ben o toksinleri mutlaka tamponlamam lazım. Mutlaka toparlamam lazım. Mesela sabah güne limonlu suyla başlamak vücudumuzu hem alkali yapma anlamında hem vücudumuzu temizleme anlamında da çok çok kıymetli. Zayıflamaya da yardımcı olur ama benim şöyle bir kavramım var. Bu zamana kadar göbeği eritmek için karınımızı, kalçamızı, göbeğimizi eritmek için birçok şey duyduk. Bunların başında elma sirkesi tüketmek, limonlu su içmek, aralıklı oruç yapmak daha az yemek. Bunların hepsi doğru ama bugün farklı bir kavramdan bahsetmek isterim sizlerle evet. birlikte. Göbeğimizi enseletmemiz lazım. Yani göbeğimizi ense gibi yapmamız lazım. Ne demek göbeğimizi enseletmek? Biz bebekliğimizi düşünelim. Doğduğumuz zaman üç tür yağla doğuyoruz kıymetli Semra Hanım. Kahverengi yağlar Bej yağlar ve beyaz yağlar. Bu neden kahverengi yağ ya da neden beyaz yağ deniyor bunlara? Bunların biyokimyasal farkından dolayı söylüyorum. Kahverengi yağlar küçük yağlardır. İçerisi mitokontri doludur. Yani bizi enerji sağlayan organel doludur. Ve bu mitokontrilerin içerisinde demir minerali doludur. Demir doludur demir. ve demir kızıl renk, kahverengi renk verir. O yüzden kahverengidir. Peki beyaz yağ hücreleri neden beyaz? Beyaz yağ hücreleri çok büyük. İçerisinde mitokondri organeli çok az ve demir çok az. Demir demir az olduğu için de beyaz gözüküyor. Kızıl kahverengi gözükmüyor. Demek ki benim diyete girdiğim zaman, zayıflama programlarına girdiğim zaman "Aa ben biraz inceldim, biraz kilo verdim." dediğimiz şey aslında çoğu zaman kahverengi yağlarımızı eritiyoruz. Niye göbek erimiyor? Niye kalça erimiyor? Demek ki benim oradaki metabolik esnekliği sağlamam lazım. Burada doğumla yetişkinler arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Bir bebek doğduğu zaman bebek kolay kolay obez değildir. Bebek kolay kolay obez doğmaz. Çünkü bebekler kahverengi yağ hücreleri çok yoğundur. Hı hı. Beyaz yağ hücreleri çok azdır ama biz yetişkinlerin uykusuzluk, yaşam tarzı, paketli gıda tüketimi, çok fazla abur cubur tüketimi bu tarz faktörlerimiz arttığı zaman ve vitamin eksiklikleri birdenbire beyaz yağ hücrelerimiz artmaya başlıyor. En çok da göbekte ve kalçada bulunuyor. O zaman... Benim e, beyaz yağ hücrelerimi nasıl e, kahverengiye çevirmem lazım? Onun da en pratik yolu şu. Göbeğimizi enseletmemiz lazım. Ense gibi olması lazım. Çünkü fark edersek insanlarda genelde enselerimiz kilolu değildir. Evet. E, daha fittir. Evet. Peki niye ense fit de göbek fit değil? Çünkü ense sürekli güneşe maruz kalıyor. E, güneşe maruz kaldığı için e, ensedeki yağ hücreleri kahverengi yağ hücreleri. Ama karındaki be yağ hücreleri beyaz yağ hücreleri. Niye beyaz? Çünkü güneşi göremiyor. O zaman bizim mutlaka karnımızı, göbeğimizi, kalçamızı nerenizden muzdaripseniz, nerenizin değişmesini istiyorsanız onu güneşlendirmeniz lazım. Burada iki tane menfaatimiz olur. Birinci olarak D vitamini seviyemizi arttırırız. İkinci olarak da göbek bölgesi, karın bölgesi güneşi gördükçe beyaz yağ hücreleri kahverengiye dönmeye başlar. Zamanla zamanla e, göbeğinizin küçüldüğünü, bedeninizin küçüldüğünü görebilirsiniz. Çok enteresan. Ersin Bey'le tokalaştığımız zaman hemen oturduk dedi ki "D vitamini eksikliği var mı?" Ben "Evet" dedim. <gülüyor> evet. <gülüyor> hemen onu fark Ettiniz. Normalde kilo vermede D vitamininin de çok e, önemli bir etken olduğunu duyuyoruz artık. Yavaş yavaş bilinçleniyoruz sizlerin sayesinde. Şimdi önümüzde gördüğümüz şeyler var. E, aslında bir karışımımızdan bahsedebiliriz. Genelde e, lavaboya düzgün çıkamadığımız evet. zaman, şiştiğimizde hep deriz ki çok kötüyüm. Özellikle kabızlık e, evet. problemi yaşadığımızda. Sizden o zaman çok güzel bir tarif alalım. Tabii ki. Hemen evet. onunla başlayalım. Kabızlığımıza iyi gelecek. Tabii ki. Müthiş bir bir tarifle başlayalım. Sonra kabızlıkla ilgili de birazcık konuşalım Tabii diyorum. Ki. Ee, kıymetli Semra Hanım, kabızlık ülkemizin gerçek pandemilerinden bir tanesi bence. Son 4 yıldır Covid pandemisini yaşıyoruz ama bence Türkiye'nin gerçek pandemisi e, kabızlık susuzluk ve tuzsuzluk bunlar e, gerçek pandemiler. Kabızlığı şöyle düşünmek lazım. Mutfak çöpünüz var. Mutfak çöpünüzü bir gün geciktirseniz, nasıl ki mutfak kokuş kokuş oluyorsa, günlük dışkılamaya çıkamadığınız zaman, kabız kaldığınız zaman da ince bağırsakta ve kalın bağırsakta o kalan dışkı iç organlara tekrardan o toksinler geri gitmeye başlıyor. Kabızlığımızı mutlaka önemseyeceğiz. Kabız kalmamamız lazım ve e, hatta bırakın kabız kalmayı, e, dışkımızın kıvamına da bakmamız lazım. Yani mümkün mertebe istediğimiz dışkılama sistemi muz kıvamında, çok ıkınmadan, çok zorlanmadan, işte keçi koyun kakası gibi dışkılıyorsam o da soruna işaret eder. Çok sıvı, çok cıvık, çok ishal gibi dışkılıyorsam o da soruna işaret eder. Ya da dışkılamamı yaptıktan sonra dışkım suyun üzerinde yüzüyorsa o da soruna işaret eder. Bunların hepsinin farklı farklı anlamları var. Ama genel kabızlığı konuşuyor olursak maalesef ki Türk halkının gerçek pandemisi bence kabızlık. Ve kabız kaldığımız her e, günde, uzayan her günde maalesef ki toksinler için İçimize içimize girmeye devam ediyor iç, iç organlarda dolaşmaya devam ediyor. Bugün e, kıymetli yönetmenim de e, gösterecektir ben yaparken çok pratik çok güzel iki tane tarifimiz var çok basit malzemelerle bir tane ihtiyacımız olan şey sıcak su şöyle evet. sıcak su sıcak su içme suyu olması yeterli. Ben Bu, yardım edebilirim isterseniz. Tabii ki Yine. beraber de yapabiliriz. Tamam. Şöyle e, sıcak suyumuzun içerisine e, ortalama iki tatlı kaşığı yani bir yemek kaşığına tekabül eden evet çiğ tohumlarımızı koyacağız. Bir. Kadar. Evet, iste, evet. Çiya tohumlarımızı koyacağız ve üzerine iste isteyenler yarım limon, isteyenler çeyrek limon, ee, limon sıkacağız üzerine. Hı hı. Zaten çiya tohumları aşağı aşağı düşmeye başladı. Burada e, faydalarından da biraz bahsetmek isterim. Özellikle çiğ tohumu omega 3 açısından çok çok zengin. Bağırsakları kayganlaştırıyor ve aynı zamanda bu tarif ortalama olarak bir 15-20 dakika bekleyecek. Bu tarif bekledikçe çiğ tohumları şişmeye başlayacak, su toplayacak ve o çiğ tohumları biz onu tükettiğimiz zaman bağırsakları da kayganlaştıracak. Şöyle tarifimiz bu kadar. Sıcak su, ortalama bir yemek kaşığı çiğ tohumu ve biraz limon. Şimdi bu tarifi dinlendirmeye bırakacağız. Evet. Bu evet. arada biz de sohbetimize devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. 1.20. 10 dakika sonra 15 dakika sonra bu tarifi göreceğiz ama buradaki konu şu bardağın hızlı soğumaması lazım o yüzden de mümkün mertebe kapağında kapatacağız bu çok bereketli bir tarif mutlaka kabızlık için yapılsın 15-20 dakika sonra ister aç karınla ister kahvaltıdan hemen önce içebilirsiniz şia tohumları kalıp kalıbı artmaya başlayacak onu da mutlaka kaşıklamanızı ve içmenizi suyla beraber içmenizi tavsiye ediyorum. Yani bunu sabahları Evet ister aç karnına ister tok karnına e, tüketiyoruz. Evet. Sıcak su efendim sıcak olması önemli dedi evet. Ersin Bey. E, limon, iki kaşık çiğa. Çiğa kesinlikle öyle. İki tatlı kaşığı isteyenler bir yemek kaşığı. Daha fazla da koyabilirsiniz bir Hı -hı. zararı olmaz. E, diğer tarifimiz de kıymetli Semra Hanım incir kürü incir kürü de çok çok kıymetli. Orada ihtiyacımız olan tek şey bir melemen kavanozu, mümkünse cam kavanoz. İsteyenler daha küçük boyutta da yapabilir. Buradaki incir konusunda şöyle söyleyeyim. İncir ve zeytin Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen gıdalar ve çok çok faydalı incirlerimizi küp küp patates doğrar gibi incirlerimizi küp küp doğramamız gerekiyor burada ben görsel olarak göstereceğim arkadaşlarım evde yapmak isteyenler daha fazla ya da daha az da yapabilirler İncirlerimizi küp küp doğrayacağız ben doğrarken de bir bilgi vermek istiyorum İncir aslında Tersini açmış binlerce çiçekten oluşur. Tersini açmış binlerce çiçektir incir. Yani siz incir yerken aynı zamanda binlerce çiçek yiyorsunuz. Ve iyilek arısı dediğimiz bir arı türü incirin içerisine girer kuyruk sokumundan. Şu delik kısmından incirin içerisine girer iğlek arıları. İğlek arısı genelde de incire girerken kanatlarını kaybeder ve incirin içerisine hapsolur. Yani siz incir yiyerek hem binlerce çiçek yiyorsunuz hem de aynı zamanda arı da tüketiyorsunuz çoğunlukla. Şöyle... E olarak göstermek için şöyle incirlerimize koyduk. Ben şu anlık az yapıyorum. İsteyenler daha fazla yap yapabilirler. Daha sonra ihtiyacımız olan şey zeytinyağı. Zeytinyağımızı incirlerin üzerine geçecek kadar e, kavanozumuzun içerisine dolduruyoruz. Şöyle. Zeytinyağı iyice bir incirleri kapsayacak, yumuşatacak. Eee Ortalama olarak şu kadar incir e, zeytinyağı yeterli. Üstü basa der bizim büyüklerimiz. Kesinlikle. E, kesinlikle. Üstü basa. Ağzınıza evet. sağlık. <laughs> e, tarif bu kadar kolay tabii ki. E, daha fazla incir koyun siz. Biz şu an yayında <laughs> olduğumuz için formalite icabı gösteriyorum. Daha sonra yapmamız gereken tek şey e, ağzını sıkı bir şekilde kapatıp bir gün boyunca güneş görmeyen bir yerde, mutfak rafınızda olabilir, e, güneş görmeyen bir yere koyacaksınız. Bir gün boyunca dinlenmeye alınacak. Ertesi günden başlayarak e, günlük bir yemek kaşığı e, Ağzınıza atıyorsunuz, mümkünse sabah aç karınla su ile beraber e, içiyorsunuz. O su ve incir artı zeytinyağı bağırsakları çok güzel kayganlaştırıyor. Hem de aynı zamanda güne inanılmaz güzel bir gıdayla başlamış olursunuz. Bağırsaklarınızı besler, kabızlığı önler, e, sodyum potasyum dengelerini yerine getirir. Diğer bir ek bilgimiz de şudur kıymetli Semra Hanım. Bizim kabız olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de suyu yeteri kadar bağırsak çeperlerine koyamamamız. Peki suyu bağırsaklardan içeri alan kimdir? Sodyumdur. Yani tuzun ham maddesi. O yüzden de gün gün içerisinde bir iki bardak kaya tuzlu su Himalaya tuzlu su içmekte kabızın gitmesine yardımcı olacaktır. Özellikle şöyle insanlar duyarız. Ya ben su içtiğim gibi tuvalete çıkıyorum. Hiç tutamıyorum. Ya da kahve içtiğim gibi tuvalete çıkıyorum. O tarz insanlar larda da genelde suyu tutamama problemi vardır. Sodyum düşüklüğü evet. vardır. Kan tahlillerinden bakabilir ama hem incir kürü hem de chia tohumu bu konuda çok faydalı olacaktır. Ay efendim çok güzel gidiyor. Hemen böyle vakit kaybetmeden aslında birçok insanın yeni yeni fark ettiği, belki zayıflama aşamasında ben niye kilo veremiyorum dediğinde Ortaya çıkan bazı problemler ama Türkiye genelinde sormak istiyorum evet. aslında e, hangi vitamin eksiklerini eksikliğini daha fazla yaşıyoruz duyuyoruz? Evet hem bunu öznel olarak kendi danışanlarımdan örnek vermek isterim e, Semra Hanım hem de Türkiye'nin genel makalelerini genel durumunu takip ettiğim için söyleyebilirim Türkiye'de en yaygın vitamin eksikliklerinin başında D vitamini eksikliği geliyor. 365 günlük bir yılın periyodunu 200 günü güneşli geçirmemize rağmen maalesef ki D vitamini eksikliği çok yaygın ve burada tabii reklam reklamlar, manipülasyonlar, uygulamalar, yanlış yönlendirmeler de çok fazla var. Yıllardır Türk halkına sakın öğlen güneşe çıkma dediler. Akşam güneşe çık. Amerikan filmlerinde akşam güneşinde böyle romantik senaryolar izlettiler. Bunlar hepsi palavra. Mümkün mertebe saat 11 ile iki, iki buçuğa kadar güneşe çıkmamız lazım. Yarım saat ya da yirmi dakika. Evet, büyüklerimiz de hep uyarır diye. Kusura bakmayın hemen böyle girdim oraya ama daha yeni mesela tatile gittiğim zaman büyüğüm şey dedi ama şu saatlerde çıkmayalım sonra çıkalım. Buradan da efendim sesleniyorum değerli büyüklerim. Dinleyin evet. çocuklarımızı ne zaman ya da büyüklerimiz ne zaman çıkmalı? Öğlen on bir ile iki buçuğa kadar. Bu saat aralıkları neden bu saat? Çünkü bu saatlerde güneş ışınları dik geliyor ve cildime çarptığı zaman ultraviyole B ışınlarıyla birlikte D vitamini üretimini yapıyor. Aynı zamanda yine konuşma başına söylediğimiz gibi beyaz hücrelerinin kahverengiye dönmesine de destek oluyor. Bu bir. D vitamini alırken ya da D vitamininin güneşlenirken çok büyük hatalar yapıyoruz. Bir, makyaj sürmememiz lazım. İki güneş koruyucu sürmememiz lazım. Güneş koruyucular piyasa oyunlarıdır. Ya da sürecekseniz de 20 dakika güneşlenikten sonra temiz içerikli bir güneş koruyucu sürün. Ama en önemli kural ve çok gol yiyoruz buradan. Güneşlenip denize giriyoruz, güneşlenip havuza giriyoruz, güneşlenip duşa giriyoruz. D vitamini üretilirken cilt üzerinde 4-5 saat boyunca suda kayıp gidebilen formdadır, suda da eriyebilen formdadır. Ben güneşlenip denize girersem maalesef ki o D vitamini hepsini kaybetmiş olurum. O yüzden güneşlenikten sonra 4-5 saat boyunca mümkün mertebe ...ve duşa, denize girmememiz lazım. Antalya'ya gidiyorlar. Ersin hocam ben bütün gün güneşteydim e, ama güneşlenip denize girmişsin. Peki ne yapalım? Önce denize girelim, keyfin çıkartalım. Ondan sonra denizden çıktıktan sonra bir daha denize girmiyoruz. Evet, güneşleniyoruz ve güneşli bir şekilde 4-5 saat... Duruyoruz evet, değil mi? Evet kesinlikle öyle. <laughs> evet. Ee, bunun yanı sıra D vitamini genel bağışıklık sistemi için, e, Alzheimer, demanstan korumak için. Hatta bakın Semra Hanım, ben de bugün tip 1 diyabetli bir birey olarak buradayım. Tip 1 diyabetin sebeplerinden bir tanesi D vitamini eksikliğidir. Ben 2015 yılında tip 1 diyabet tanısı aldığım zaman D vitamini seviyem sadece 7 idi. Şu an D vitamini seviyem 102 ve e, hastane yüzü bile görmüyorum kaç yıldır. E, D vitamini çok önemli, e, iot çok önemli. İsviçre'de biliyorsunuz nükleer, nükleer santraller var. İsviçre de 6 aydır tüm halkına ücretsiz iyot tabletleri dağıtıyor. Neden biliyor musunuz? Iot radyasyondan koruduğu için, iot e, radyoaktif etkilerden koruduğu için nükleer santrallerden kaynaklı, wi-fi'ler, e, sigara dumanları, e, alkol, paketli gıdalar, özellikle bankacılık gibi sürekli teknolojik aletlerle iş yapanlarda genelde beyin yorgunluğu çok fazla olur, İyot eksikliği çok fazla olur ve toplum kuralları gereği, din kurallarımız gereği de e, göğüs bölgeleri, cinsel organlar e, e, genelde mem meme kanseri, prostat kanseri, vajinal kanserler genelde bakın bu insanlara iot ve D vitamini eksikliği çok sık vardır. E, buna dikkat etmemiz lazım. Bilişsel fonksiyonlar için okullarımız açılıyor, okullarımız açıldı. Çocuklarımızın bilişsel fonksiyonları için B12, B9 folik asit çok önemli. Çocuklar artık 10 dakika dersten sonra sıkılmaya başlıyor. Derslerine çalışamıyorlar. E, o yüzden de odaklanma fonksiyonları için B vitaminleri çok çok önemli. Cildinizde sıkıntılar başlıyorsa, sivilce, yağlı cilt gibi sorunlar başlıyorsa, dün yediğiniz yemeği hatırlamakta zor zorlanıyorsanız B12'niz düşük olabilir ve demir eksikliği çok evet. önemli. Mesela ben selamlaştığımız zaman sizde demir eksikliği olduğunu hemen hissettim. Çünkü cildiniz soğuk geldi bana. Soğuk cilt ya da işte tırnaklarım sertliğini kaybediyor, kırılıyor ya da saç dökülmelerim çok oluyor ya da e, zayıflama diyeti uyguladığım halde kilo veremiyorum. Aynen. Niye kilo veremiyoruz? Çünkü bir molekül demir vücuda dört molekül oksijeni taşıyor. Ben demir eksikliğim olduğu zaman otomatikmen oksijen eksikliğim de oluyor. Peki yağları nasıl yakıyoruz? Yağları oksijen Oksijenle yakıyoruz. Oksijen eksikliğim olursa yağları yakamam. yakamam. O mentaliteye geliyor. Yine beyaz yağ hücresi, kahverengi yağ hücresi arasındaki farkı ne dedik? Demir farkı. Hı hı. Demiri çok olan kahverengi oluyor, demiri az olan beyaz oluyor. Evet. O yüzden de demir eksikliği de çok yaygın. Pratikte yaptığımız hatalar da var. O da nedir? Sabah kahvaltıyla beraber siyah çay içmek. Siyah çay kahve demiri B12'yi bağlıyor et ürünlerinin yanına yoğurt, cacık, ayran getirmek. Kuzu yiyeceksiniz, e, kelle yiyeceksiniz, e, tavuk yiyeceksiniz. Lütfen yanına cacık, yoğurt, ayran getirmeyin. Ve bence atlanan bir konu ama bu da çok kıymetli. E, kötü hissediyorsan yemeğe oturma lütfen. Tartıştın, akrabanla tartıştın, trafikte biriyle tartıştın. E, en kaliteli gıdaları da yesek sindiremiyoruz. Çünkü intrastik faktör dediğimiz demiri b 12 özellikle b 12 emen faktörler mideden sağlanıyor midemizle duygu durumumuzla çok etkili. Biriyle tartıştıysanız yeme Öteleyin biraz sakinleşin eşinizle tartışınız farklı bir sıkıntı oldu farklı bir dönemden geçiyorsunuz e, kötü duygularla yemek yemek de bize kilo aldırıyor. Biraz önce zaten Profesör Doktor Orhan Şen e, hocamız evet. beyin sinir ve omurilik cerrahisi fakat işlediğimiz konu bağırsaklardı. evet Aslında değerli izleyenleri pekiştirmiş olduk e, moralimiz bozukken depresyondayken genelde yaptığımız hatalardan bir tanesi yemek ve evet. unutmaya çalışmak. Ama diyorsunuz ki tam da o zaman kendimizi Durduralım, Durduralım, sağlığımızı bozmayalım değil mi? Evet. İşte orada duygularımızı yiyoruz kıymetli Semra Hanım. Duygusal yeme ile gerçek yeme arasındaki fark nedir? E, duygusal yeme acelecidir. Hemen yemek istersiniz. Örnek veriyorum. iki tane flört eden insanı düşünelim. Ayrıldılar. E, genelde kadın bireyler kendi çikolatalara, erkek bireyler de maalesef ki alkole vuruyor kendini. Duygusal yiyicilik acelecidir. Beklemez. Fırının önünden geçiyorsunuz. O sıcak, unlu, mamül kokusu burnunuzdan geçtiği an yemek yersiniz. Gerçek açlık bekleyebilir. Mesela eve geldiniz kuru fasulye tencerede kaynıyor. Siz o kuru fasulyeyi yiyebilmeniz için e, o kuru fasulyenin yumuşaması gerektiğini bilirsiniz ve sabredersiniz. Gerçek açlık bekler, duygusal açlık beklemez. Sabrı yoktur. Bu minik farktan da ayırabilirsiniz. Evet ve sabrettiğimiz her şeyden çok daha keyif alıyoruz. Çünkü sonunda o güzelliği e, başarının hissiyle daha güzel hazmediyoruz. Bu yeme alışkanlığı için de geçerli olduğunu evet. öğrenmiş olduk. Çok enteresan bir konuda aslında soru soracağım. Çünkü e, siz çok araştırıyorsunuz yazdırıyorsunuz ve bu konuda da çok bilgilisiniz. Kendi sosyal medyanızda da paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu arada ben de hemen sizi takip alacağım. Değerli izleyenler sizleri de tavsiye ediyorum takip almanızı. Bu güzel bilgilerden faydalanırsınız. Şimdi Sağlık Bakanlığımızın sezaryen doğumla gerçekleşen kişilerde kilo problemi olduğuna dair bir bildirim yayınladığını sizlerden aslında duyduk. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ve Sağlık Bakanlığı genel anlamda bu bildirimleri yayınladığında siz diyetisyenler bunları sizi takip edenlere duyuruyor musunuz? Evet duyuruyoruz. Hatta en çok duyuranlardan bir tanesi evet. diyebilirim kıymetli Semra Hanım. Kıymetli yönetmenimiz de ekrana verecektir. Aslında evet. Sağlık Bakanımız hem kilo problemiyle alakalı ayrı bir konuşma yaptı hı hı. kıymetli Kemal Bey. Hem de sezaryen doğumlarla alakalı ayrı bir konuşma yaptı. İkisi birbirinden biraz ayrı ama bağlantılı. Evet. Bakın ekranda da görüyor kıymetli izleyicilerimiz. Sağlık Bakanlığı kıymetli Kemal Bey Türk halkının %60'ı fazla kiloyla uğraşıyor. Şu Net. anda öyle oldu evet, değil mi? Evet şu anda öyle oldu. Ben bunu paylaştığım zaman olur mu öyle şey ya insanlar sokakta gayet e, kiloları iyi diyorlar. Zaten gördüğümüz insanlar gördüğümüz efendim. insanlar genelde kilolu insanlarda özgüven düşüklüğü oluyor. Nişana gitmek istemiyor, okula gitmek istemiyor, kilosundan mutlu değil, aldığı elbiseyi beğenmiyor. Bu psikolojik boyutlarda da çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. E, ben öncelikle bakanımıza bu tarz açıklamalardan dolayı çok teşekkür etmek evet. istiyorum. Çünkü e, hakikaten Türk halkının bir Sağlık Bakanı'ndan böyle şeyler duymaya ihtiyacı var. E, ben bu e, %60'ı da ılıman rakam olduğunu düşünüyorum. Benim tahminim %70'den e, fazla mi? olduğunu düşünüyorum. Bunun temel sebepleri çok fazla e, paketli gıda hayatlarımıza girmiş durumda. Çocuklar artık işte sabah o nadıllarla e, simitlerle, poğaçalarla karın doyurmaya çalışıyor. İnsanlarımızın terası şaşmış durumda. Bazı burada meslektaşlarımın da hatası var. Yıllardır insanlara 6 öğün, beslen, 7 öğün beslen. Evet, bunlar çok hatalı şeyler. Evet. Ee, sık sık ye, çok sık, sık ye. ye. Kesin de bunlar çok hatalı. Bakın ben şunu söyleyeyim Semra Hanım Acıkınca yiyeceksiniz, doyunca bırakacaksınız. Evet. Eğer herhangi bir farklı sıkıntınız yoksa günde iki öğün beslenme hepimize fazla fazla yeter. Aralıklı oruç yapmak fazla fazla yeter. Bir de terazimiz biraz şaşmış durumda. Nasıl terazimiz şaşmış durumda? Bizim bütün sindirim sistemimiz, bütün organlarımız güneşe odaklı çalışıyor. Güneşin etrafında, sırka diyen, sırka diyen, güneşin etrafında demek. Ben gündüz kalktığım zaman, güneş ışını gördüğüm zaman sindirim enzimlerim çok daha coşkun çalışıyor. Akşam yemeğinden sonra güneş batıp, sonra sindirim enzimlerim batıyor. O yüzden benim akşam yemeğinden sonra Türk halkında yaygın olan meyve sofraları dur, çay, çay yanında şey işte, çerezler, şunlar bunlar. Evet bunlar çok yaygın. Çerezler olsa artık amenna ee, insanlar artık hani dur pizza söyleyeyim, dur e, cheesecake söyleyeyim dur canım e, kruvasan çekti. Bunlar çok riskli. Çünkü sindirim enzimlerimiz o anlamda batmış oluyor. Sindirim <laughs> istemiyoruz. Bu atalardan gelen bir e, genetik miras bizim için. Ne yapardı atalarımız? Gündüz mağaradan çık Av, avlan hayvan peşinde koş, gece mağaraya gir, e, yeme yok, içme yok, ertesi günü bekliyorsun. Aynı genler devam ediyor. O yüzden e, Sağlık Bakanımızın bu açıklaması çok çok doğru bir açıklama. İkinci bir açıklaması da sezeryan evet, doğumlar üzerine ee, ve kendisi de genel cerrah olduğu için aynen şunu söyledi. Ee, ben bir genel cerrahım. Sezeryan doğum bir doğum değildir. Sezeryan doğum bir ameliyattır. Bir mü, 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 şeyde, müdahale etmektir dedi. Çok doğru söyledi. Şu an sezeryan doğumla alakalı da bir beslenme olarak şunları söylemek isterim Semra Hanım. Bir bebek annenin e, normal cinsel organından çıkarken laktobasil ve bifidobakterim ismini verdiğimiz dost bakterileri kazanıyor. Sezeryan doğumu olduğu zaman maalesef ki o bakterileri kazanamıyor. Bu bir. İkincisi bebek alındı, küveze alındı. O küveze alındı biliyorsunuz ki hastane ortamı hasta insanların bakterileriyle dolu. E, diyabet birisi geçti, şişman birisi geçti, kanser birisi geçti. Ondaki açık bir ortam. Açık durum bir ortam. Zaten. Ondaki alerjen bakteriler, ondaki bakteriler, ondaki virüsler bebeğe erken yaşta enjekte olabiliyor. Enjekte olduğu zaman da ne oluyor? Bebekler maalesef ki ileriki yaşlarda e, diyabet, obezite, lösemi gibi durumlarla, otizm no, no, no. gibi durumlarla Allah korusun çok daha sık karşılaşıyoruz ve probiyotiklerden eksik kalmış oluyor. Evet. Buradan da Kanal 7 ekranlarımızdan da şöyle bir bilgi vereyim. Sezeryan doğum yapan annelerimizin şöyle bir hakkı var. Hekiminin ya da e, Diyet hekiminin ya da hemşiresinin şunu söylemesi lazım. Evladınız sezaryen doğum oldu. Bağışıklık sistemi 1-0 dezavantajda. Ee, anne Annenizin müsaadesi olursa, annenin müsaadesi olsa kordondan ve plasentadan sıvı alınıp çocuğa yedirilme ve sürülme hakkı var. Soruyorum buradan ekranlara. Sezaryen doğum yapan insanların kaçına bu hakkı söylenmiş? Normalde annelerin böyle bir hakkı var. Maalesef ki bu söylenmiyor. Ee, 1950 yılındaki Türkiye'sinde her 10 bin doğumdan ...bir çocuk otistik doğuyordu. 10 bin doğumda bir bebek otistik doğuyordu. Şimdinin Türkiye'sinde her 40 doğumda... ...bir çocuk evet, otistik doğuyor evet, maalesef. Maalesef, maalesef. bu gerçekle yüz yüzeyiz. Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle açıklamalar yapıp... ...bizleri bilinçlendirdiği için ve iyi ki sizler de varsınız. Bunları destekliyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sosyal mecrada... ...ya da televizyonda... ...reklamları izlediğimiz zaman... ...çok fazla toz bu videolar probiyotikler probiyotikler gerçekten inanılmaz derecede reklamları yapılıp destekleniyor. Evet. Böyle bir şey e, ne kadar doğru? Ee, ve bu konuda siz ne düşünüyorsunuz ne tavsiye edersiniz? Tabi tabi Semra Hanım ee, Semra Hanım şöyle e, bir şeyin zaten çok reklamı yapılıyorsa orada bir e, aklınıza bir soru, soru işareti gelsin değil mi? mutlaka bir soru işareti gelsin mutlaka ben burada Harvard Üniversitesi'nde de çalışmasını göstereceğim arkadaşlarımız da ekrandan halkımızda izleyenlerimiz de mutlaka e, görürler. Şimdi şöyle probiyotik ne demek? Probiyotik zaten canlı bakteri demek probiyotik e, canlı bakteri demek e, sen canlı bir bakteri nasıl toz, toz. haline kapsül haline getirebiliyorsun? İşte Oradaki mesele bakın ekranlarda da görüyoruz. Harvard Üniversitesi'nin çalışması. Harvard Üniversitesi diyor ki e toz probiyotikler, kapsül probiyotikler reklamı yapıldığı kadar e, faydalı değil, değil diyor. Bunlar reklam çalışmaları, PR çalışmaları diyor ve ha, ben ülkemle gurur duyuyorum. Bakın Harvard Üniversitesi'nin çalışmasında aynen şunu söylüyor. E, yoğurtlara, kefirlere, kombuça çayına, turşuya, sirkeye atıf yapıyor. Diyor ki gerçek probiyotik kaynağı diyor. Akdeniz beslenmesinde olan yoğurt, kefir, e, fermente gıdalar, kombuça, e, lahana turşusu e, ve biz bu bu ülkenin, bu toprakların, bu, bu toprakların gıdaları. Peki e, toz probiyotiklerdeki riskler, riskler ne? E, kıymetli Semra Hanım, probiyotikleri, canlı bakterileri toz haline getirmek için o bakterilerin ciddi anlamda travma uygulanıyor. Bakteriye anormal koşullar zedeleniyor. E, zedeleniyor. Ve bakteri korkup travma yaşayıp kendi, kendi spor formunu alıyor. Spor formu dediğimiz şey bakterinin korkudan dolayı kendini yarı canlı yarı cansız formu alması. Ve bu noktadan sonra bakteriyi toz haline getirebiliyorlar. Peki o toz haline gelmiş bakteri, korkmuş bakteri, mide bağırsak gibi hareketli ve bir asit bir baz olan ortamda güvenebilecek mi ortama, güvenip de açılabilecek mi, faydasını gösterebilecek mi bunu hiç kimse ispatlayamaz, hiç kimse söyleyemez. O yüzden de ben diyorum ki bunlar yerine daha evde yoğurdunuzu yapın, kefir tüketin, kefir mayalayın, lahana turşusu tüketin, kelle paça beyran için yoğurt çorbası yapın. Ben bunları söylerim Bakın Harvard Üniversitesi de beni bu anlamda destekliyor. Çok önemli bir çalışma. O yüzden probiyotik alacaksanız da her probiyotik her insana iyi gelmez. Şu şu cinsi çok önemli. İsel'deki probiyotik daha farklıdır. E, otizm'deki probiyotik daha farklıdır. Ben e, probiyotik kullanacağım zamanlarda da Evimde canlı sıvı probiyotik markaları var. Canlı sıvı probiyotik kullanıyorum. Elma sirkesine yakın tadı var zaten. Hı hı. Ve onların miladı çok düşüktür. 15 gün içerisinde o sıvı probiyotiği içmezsen bozulur. Şişer, patlar içinde. Gerçek gıda zaten böyle olması lazım. Ama toz probiyotikler konusunda ben açıkçası Harvard Üniversitesi'ne katılıyorum. Evet o yüzden reklamlar böyle bizleri kandırmasın. Biraz renklendiriyorlar, ilgi çekici oluyor ki bizler onları alalım. onlarda ticari kaygılarını yanıt bulsun bu konuda da güzel bir şekilde uyarılarımızda bulunduk. Ya ben çok merak ediyorum. Artık maalesef dediğimiz gibi beslenmede sıkıntılar var. İşte kilo alımı fazla sağlıksız bir şekilde durumlarımız olumsuza yöneliyor. Ama bir o kadar da. Sizleri takip edenler, sizler gibi sağlığına dikkat edenler, problemlerini çözenler var. Evet. Bunları da unutmayalım. İnşallah bu programda onlara bir tane böyle birkaç kişiye daha vesile olsun. Şimdi hiç benim duymadığım bir terim aslında kanlı yumurta. Evet. Nedir? Evet. Nasıl olur? Ben gerçekten hani enteresan sorulara baktığım zaman dedim ki ben sorarken. E, izleyiciler gibi dinleyeceğim. Dinleyeceğim. <laughs> ben de yeni e, dahil olacağım bu konuya. Buyurun. Tabii ki. Tabii ki kıymetli e, Semra Hanım. Semra Hanım şöyle özellikle yaz aylarında ya da e, sonbahara doğru giderken biliyorsunuz ki hava sıcaklıkları çok daha fazla. E, mevsim düzenleri de bozulmuş durumda. Yine e, arkadaşlarımız da e, ekranda da getirirler. Çok fazla şikayet alıyorum. Yumurtayı kırdım kanlı çıktı. Yumurtayı kırdım e, ufak tuhaf iplikler çıktı gibi. Yumurtanın kanlanması korkulacak bir durum değildir. Bakın ekranda görüyorsunuz. Hı. Hı hı. kıymetli Semra Hanım. Yumurta kanlanması korkulacak bir şey değildir. Neden yumurta kanlanması oluyor? Ee, çünkü yumurtalarda, tavukların yumurtlama kanalında sıcaktan dolayı yumurta kanalları patlayabiliyor ya da hı. zedelenebiliyor. Bu bir. Birinci sebep. İkinci sebep eğer benim tükettiğim yumurtadan tavuk, ben benim elime aldığım yumurtadan önceki yumurtası, bir önceki yumurtladığı yumurta, çok büyük yumurtaysa x large yumurtaysa yumurtlama kanalını zedeliyor. Orayı birazcık ufak ufak kanlanma yapıyor ve sizin yumurta yumurtanıza kan geçmiş olabiliyor. Kanlı yumurtayı tüketebilir miyiz? Raf, rafadan ya da omlet ya da kırma tüketebilirsiniz. Sıkıntı yok ama haşlamada önermiyorum. Çünkü haşlama kanlı yumurtayı haşladığınız zaman o yumurta o metmiyoglobin dediğimiz kanlı yapı siyaha dönüşüyor. Görüntü olarak da zaten irrit edici oluyor ve kokmaya başlıyor. Yani kanlı yumurtayı omlet Kırma yiyebilirsiniz ama haşlama önermiyorum. O kan siyaha dönüşmüş oluyor. Yine yumurtada Farklı kavramlar da var. Yumurtada soğuk yemesi ya da yumurtada kalaza gibi farklı kavramlar da var. Onları da açıklamak isterim onu kısaca alalım. Sonra süremizin sonuna geliyoruz. Tabii İzleyicilerimize veda edelim. Tabii ki Buyurun. bakın şu ekrandaki görüntüde e, yumurtanın soğuk yemesi görüntüsü var. Yine o görüntüde geldikçe insanlarımıza anlatacağım. E, yumurtada soğuk yeme görüntüsü var. Yumurta niye soğuk yer ya da beyazı niye renk değiştirir? Bakın şu görüntü. <laughs> Yumurta eğer ki e, soğutucu bölümüne kahvaltılık kahvaltılık bölümüne koyduysanız yumurtanın beyazı soğuk yiyor ve o yüzden beyazı daha böyle e, şey, saydam renkten e, daha beyaz Belirli renge dönüşüyor. Renge yumurtanın düşün soğuk yemesi deriz biz buna. Bunda hiç herhangi bir sıkıntı yoktur. Yumurtayı afiyette tüketebilirsiniz. Benim buradaki tavsiyem yumurtalarınızı e, kahvaltılık bölümüne ya da soğutucu fan bölümüne değil de yumurta kısmına koyarsanız daha iyi olur. Bir de yumurtada kalaza durumu var. Yumurtanın sarısının yanında böyle bir beyaz iplikçik e, durumu vardır. Ona yumurtada kalaza deriz. Bu da korkulacak bir şey değildir. İki tane avantajı var. Kalaza hem yumurtanın taze olduğunu gösterir hem de yumurtanın sarısının geometrik olarak ortada durmasını sağlar. O protein ipli ipli ipçidir aslında. O kalazadan da korkmanıza gerek yok. Bir de bonus bir bilgi olsun kanal 7 sevenlere. Ee, yumurta şeydeki yumurtanızı marketten alırken soğutucu kısımdan alacaksınız. Yani soğuk hava olan kısımdan evinizde de oda sıcaklığına bırakmayacaksınız. Çünkü yumurtanın bir günde bir günde oda sıcaklığında bir günde kaybettiği vitaminleri ve mineralleri buzdolabında 7-8 günde kaybediyor. Yani şöyle söyleyeyim size 3 günde yumurtanızı oda sıcaklığına bırakın. 3 günde kaybettiği vitamini ve minerali buzdolabında 21 günde kaybediyor. Buzdolabında tazeliğini de koruyabilirsiniz. O anlamda da yumurtanızı oda sıcaklığında lütfen bırakmayın. Kanlı yumurta Yumurtadan e, omlet tarzında korkmayın ama haşlama kısmında önermiyorum. E, yumurtanın soğuk yemesi ya da yumurtada kalaza olayları da tazeliğini gösterir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Çok teşekkür ederiz. Valla dediğim gibi değerli izleyenler sizler gibi ben de dinledim. E, ben ama tabii ki Ersin Özdemir diyetisyen e, konuğumu çok sevdim ve bir kere daha ağırlamak isterim. Çünkü e, siz konuşurken benim de aklıma bir sürü sorular geldi. Evet. Onları yöneltmek ve izleyiciyle paylaşmak isterim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ben ediyorum. çok teşekkür ederim kıymetli Semra Hanım. Ee, Kanal 7 ekranlarına izleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Son sözlerimi şöyle sonlandırmak isterim. Okumayı bıraktığımız gün sonbahar. Ertesi gün cehaletin kışı başlar. O yüzden de e, beni de ağırladığınız için çok çok teşekkürler. Sözüm olsun bir kez daha e, bu güzel enerjinizde e, yer alalım. E, Çiha tohumunu Göstermemiz eğer vakit varsa. Evet hemen kısa ben göstermek Tabii istiyorum. Ki. Değerli yönetmenim şöyle programımızın, şiştiler. süremizin sonuna gelmişken şiştiler. Birçoğu aşağıya indi. i̇ndi. Hatta şöyle yaptığım zaman hepsi Dağılıyor inmiş oldu mi? değil evet. mi? Bunu sabah aç karna ya da tok karna Tokarımla. tüketiyoruz efendim. Neye iyi geliyordu? göbek yağlarımıza. <laughs> evet, artık kabızlık, konusu kabızla evet. konusunda çok çok iyi. Bakın bu olmuş hali. Bunu e, ister kaşıklayın, ister direkt su beraber yutun. Çok çok faydalı. Tekrardan da Hayatı Paylaşma programına ve size çok teşekkür ederim. Yine yeniden görüşeceğiz efendim. E, programımız devam ediyor. Efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Dediğim gibi iki tane çok önemli konuğumuzu ağırladık. Sağlığımızla ilgili kıymetli bilgiler paylaştılar. Ben bu iki konuğumuzu yine yeniden ağırlayacağım sizlere söz veriyorum. Ve programda emeği geçen tüm ekibime çok teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum. Haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Bizlere destek vermeyi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.